Oo baba, hoş gelmişsin. Bu sabah erkenden çıkmışsın. Yoksa cici annemi ziyarete mi gittin? He ya. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Sen zezekliği bırak. Buranı gördün mü? Onu söylesen. Ağamız dün geceden beri ortalarda yok. Daha işe de gelmedi. Ben Mahmut'la konuştum. Mehmet Sıla'yı vurmak isterken Buran da Sıla'yı korumak için önünü atlamış. Buran vurulmuş. Sonra da Buran Mehmet'i alıp gitmiş. Ben sana kaç kere dedim. Öfkeyle kalkma bir işi halletmeye diye. Bak, beğendin mi olanları? Kaş yapayım derken gene göz çıkardın. Senin yüzünden Buran ölebilirdi. Şimdi nasıl açıklama yapacağız Buran'a? Benim derdim törenin yerine getirmesiydi. Sıla'nın ölmesiydi. Ama Boran kurşunların önüne kendini atmışsa benim günahım ne? Neyse. Artık bana kızmayacaksın. Boran nasıl olsa karısının başka bir adamdan çocuk peydahladığını duyunca Sıla'yı alnının ortasından vuracak. E bunu da hazmedecek değil ya. Cihan, bilip bilmeden Sıla'nın günahını alıyorsun. Ne bilip bilmemesi baba? Sıla'nın buraya Emre için kaçtığını hepimiz biliyoruz. Bak, bu çok hassas bir konu. Öyle ulu orta pat diye konuşacak şey değil. Ne olursa olsun bu işten uzak duracaksın. Duydun mu beni? Bir daha bu işe karışmayacaksın. Tamam baba. Ben karışmayacağım. Ama sen de susmayacaksın. Bütün aşiret gelin ağamızın başka bir adamdan çocuk peydahladığını duyarsa sen de ben de suçlanırız. Sen Boran'la konuş. Bu durumu halletsin. O sana, bana olduğundan daha fazla saygı duyar. Kıymetli yeğenim. Geçmiş olsun ağam. Meraklanacak bir şey yok. Sağ ol. Geçmiş olsun ağam. Sağ olasın. Ağam geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı? Sağ ol, teşekkür ederim. Ağam geçmiş olsun, bir emrin var mı? Yok, sağ ol. Mehmet, sen biraz içeride bekle. Yukarıda birkaç işim var. Hemen geleceğim. Tamam ağam. Çok merak ettim. İyi misin? Akşamdan beri aramadığım yer kalmadı. İyiyim amca, merak etme. Sen nereden öğrendin olanları? Sana ulaşamayınca Mahmut'u aradım, o anlattı. Mahmut'un nerede olduğunu bilmiyorsun sanıyordum amca. İnan ki bilmiyordum. Sakın aklına yanlış düşünceler uçuşmasın. Emin olabilirsin. Bu işle benim hiçbir ilgim yok. Ayrıca yaşananlara da üzgünüm. Biliyorum amca. Mahmut'a onları buraya kimin gönderdiğini sordum. Söyledi mi? Söylerse çok canımın yanacağını, üzüleceğimi söyledi. Ama bunu yapanın aileden biri olduğunu ima etti. Mahmut içime bir ateş düşürdü amca. Bu soru beynimi kemiriyor. Sana bu soruyu bir kere soracağım amca. Onları buraya babam mı gönderdi? İnan ki bilmiyorum. Bana bir şey söyleyen de soran da olmadı. Beni çarpmışsın baba. Neredesin sen? Bir fabrikadan gelmek bu kadar mı uzun sürüyor? Neden hemen gelsin dediğimde koşup gelmiyorsun? Ne oldu baba? Biraz geç kaldım diye sen böyle sinirlenmez. Ben artık senin her şeyine kızıyorum Cihan. Seni taşıyamıyorum artık. Bir baba kendi çocuğundan bıkar mı? Ama ben bıktım. Baba neyin var? Senin yüzünden yalan söyledim. Buran gelip seni vurmasın diye yalan söyledim. Seni kaybetmeyeyim diye yalan söyledim.
Hatta abimle oğlunun birbirinin arasını açmasına bile göz yumdum. Anlıyor musun? Baba. 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 Tamam baba. Kurbanın olayım, üzme kendini. Neyse, gidip düzelteyim. Ne hata ettimse onarayım. Bak istersen amcamla Bora'nın ayaklarına kapanayım. Sen yeter ki iyi ol. Üzme kendini. Sana Mahmutları getirme dedim. Sıla'ya adam gönderme dedim. Ama yapmadın. Boran karısı için hayatını ortaya koydu. Şimdi de suçluyu arıyor. Kendisini kimin vurdurttuğunu, senin olduğunu öğrenirse ne yapar biliyor musun? Gözünün yaşına bakmaz, çeker vurur seni.